Medya koridoruna hoş geldiniz. Bu hafta deneyimli gazeteci Faruk Bildirici'yi ağırlıyoruz. Faruk Bildirici ile suç örgütü lideri Sedat Peker'in bir süredir YouTube'da yayınladığı videolardaki gündeme getirdiği iddialarını konuşacağız. Sedat Peker'in gündeme getirdiği iddialar yalnızca uyuşturucu kaçakçılığı, tehdit ya da cinayetleri kapsamıyor. Büyük bir bölümü medyayı da ilgilendiren konular. Faruk Bey ile medyayı ilgilendiren kısmını konuşacağız. Faruk Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. Bu ülkede ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyiyim diyebilirim. Çok haklısınız. Ben de aynı duyguları taşıyorum. Artık ne yazık ki pazar sabahlarımız, hafta sonlarımız bir suç örgütü liderinin itirafları ve iddialarıyla geçiyor. Ama bunlar da ciddiye almamız gereken konular. Siz de öyle söylüyorsunuz. Ben şimdi medyayı ilgilendiren kısmını konuşacağım sizinle ama işte röportajınızı dönerken kronolojik sıraya göre ilerlemek istemiştim aslında ama fakat son yayınlanan 7. videoda Sedat Peker'in gündeme getirdiği iddialar o kadar ciddi iddialar ki yıllardır ortaya çıkması için beklediğimiz 90'lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlerle ilgili bir takım iddialar ortaya koydu ki gazetecilerle ilgili sevgili çok kıymetli gazeteci büyüğümüz Uğur Mumcu ve Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili bir takım iddialar ortaya attı ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ı işaret etti. Siz hem Uğur Mumcu gazeteciliği dönemine şahit olmuş bir meslek büyüğümüz olarak bu iddiaları duyduğunuzda ne hissettiniz? Ya bu ülkenin geçmişini bir kez daha düşündüm. Ya bu ülke maalesef geçmişindeki bu tür karanlık olayları aydınlatmamış, geçmişiyle hesaplaşmamış bir ülke. Ve geriye baktığımızda Uğur Mumcu cinayeti başta olmak üzere o kadar çok faili meçhul, o kadar çok karanlık, o kadar çok katliam, skandal var ki insan onları hatırlamadan edemiyor doğrusu. Hatırladığında da yani insan diyor ki biz gazeteci olarak ne yaptık peki? Biz gerçekten üzerimize düşeni yapabildik mi diye soruyor. Yani çok az yapılabildik galiba. Yani Susurluk döneminde o skandal ortaya çıktığında, o trafik kazası ortaya çıktığında evet gazeteci arkadaşlar hep birlikte cansiperane çalıştık, bazı şeyler açığa çıktı, aydınlandı. Ama resmin tümünü görmek yine de mümkün olmadı. Yine de oradaki o failler yargılanıp hak ettikleri cezaya kavuşmadılar. Eğer Susurluk skandalında ortaya çıkan o siyaset, mafya, devlet üçgenindeki o olaylar tam olarak aydınlatılabilse, failler tam yargılanıp mahkum olabilselerdi, bugün belki böyle bir şeyle karşılaşmayacaktık. O zamanki aktörleri bugün yine görüyoruz. Mehmet Ağar ve Korkut Eken o zaman da Susurluk skandalının da kahramanlarıydı. O zaman da isimleri işte, o zaman da yargılandılar. Ama ne oldu? Yine görüyoruz. Üstelik de o zaman siyasi iktidar değilse bile muhalefet partileri ya da medya bu işin üzerine gitmişti. Yaygın medya. Ama şimdi medyanın büyük bölümü yani iktidar kontrolündeki medya hem görmezden geliyor hem yargı görmezden geliyor. Hiçbir şekilde üzerine gitmemeye çalışıyorlar. Üzerine örtmeye çalışıyorlar. Böyle bir tabloyla yaşıyoruz. Ve de şimdi ortaya çıkan tablo da aslında işin önemli bir ayağının zaten siyasi iktidarın kendisine uzandığını görüyoruz. Yani gerek işte son ortaya atılan uyuşturucu trafiği meselesi, gerekse Sedat Peker'in bizzat kendisi zaten bu siyasi iktidarın bir ayağı. Yani yakın zamana kadar siyasi iktidar tarafından korunan, onlarla birlikte iş yapan, onların yargılanmasını önlediği, beraat ettirdiği, hakkında hatta hiç, yani ne bileyim soruşturma, gözaltı bile aldırmadığı bir insandı. Şimdi böyle bir kişi bu siyasi iktidarla ilgili suçlar, iddialar ortaya atıyor. Gerçi ilk başta ortaya attığı iddialar daha çok İçişleri Bakanı ile ilgiliydi. Ama şimdi geldik ta şeye kadar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağ kolu niteliğindeki, baştan beri çok yakında yer alan Binali Yıldırım ve onun oğlu ile ilgili iddialara geldik. Ve burada tabii üzücü olan şey şu, ve gazeteci cinayetleri, Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı cinayetleriyle ilgili somut bir takım iddialarda bulundu. Pardon, Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili çok somut bir şey söylemedi. Yani orada duyduğunu söyledi ama asıl Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili olarak Mehmet Ağar'ın kendisinden yardım istediğini ve kendisinin de kardeşini bu işle görevlendirdiğini, Korkut Eken'le birlikte Kıbrıs'a gittiklerini ama öldüremediklerini, onlar döndükten sonra
başka birinin öldürtüldüğünü, yani bunun da Mehmet Ağa'nın kendisi o iş halloldu dediğini söyledi. Şimdi düşünsenize, yani bir cinayetin suç ortağı olarak aslında konuştu Sedat Peker. Ve bu suç ortağının ortaya attığı şeyler üstelik kanıtlanabilir durumda. Yani kardeşiyle ilgili olarak da diyor ki Türk Hava Yolları'nın gidiş geliş uçak biletleri vesaire de anlaşılabilir zaten, somutlanabilir diyor. Buna rağmen sadece Sedat Peker'in kardeşi gözaltına alındı dün. Korkut Eken ve Mehmet Ağar'la ilgili hiçbir şey yapılmadı. Ya böyle bir yargıyla karşı karşıyayız. Böyle bir savcılıkla karşı karşıyayız. Aslında sistemde bir demokratik düzende eğer yargı işlemiyorsa o zaman o diğer erkleri de bir arada tutmak mümkün değil. Düşünsenize, yani insanlar şimdi o zaman kendi hukuktan kendileri mi sağlayacaklar? Ya da bana size istedikleri suçlamayı bu iktidar yöneltip hemen içeri mi atacak? Kinin tekim öyle oluyor. Yani birçok gazeteci arkadaşı bakıyoruz hiç ilgisi olmadığı halde onunla bununla suçlayıp hemen içeri atabiliyorlar. Hakkında dava açabiliyorlar. Ya da işte Osman Kavala gibi bence hiç somut bir şey olmayan, hatta Gezi davasında beraat eden insanları bir yargılama yeniden başlatabiliyorlar. Osman Kavala'yı sırf Cumhurbaşkanı Erdoğan oradan talimatlar verdi diye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen cezaevinden çıkarmayı biliyorlar. Yani hiçbirimizin şu anda ülkede gerçekten hukuk güvencesi yok. Üstelik de hukuk maalesef suçun üzerinin örtülmesine katkıda bulunuyor. Ben hep söylüyorum, 17-25 Aralık'ta evet bir FETÖ kumpası olabilir ama ortaya çıkan son derece somut rüşvet iddiaları vardı, somut telefon konuşmaları vardı. Onlar soruşturulmadı. Bakanların çocuklarının ellerinden çıkan para kasaları vardı. Onları gördük yani. Yani çikolata kutularındaki paralar, işte ayakkabı kutularındaki paralar vardı. Doğru. Onların bile üzeri kapatıldı. Bu kadar somut bugün, şey varken kapatıldı ki. Evet. Tamam bir kumpastır, onları yargılayın. Ama ortaya çıkan son bunların da araştırılması gerekiyordu. Araştırmadılar. Şimdi de aynı şekilde İktidar kontrolündeki medya ve siyasi iktidar bunları kapatmaya çalışıyor. Bu gerçekten bence çok ciddi iddiaların araştırılması için yapılması gereken şey bir muhalefet partileri ve iki tabii ki alternatif medyanın yani bağımsız eleştiren medyanın son derece aktif biçimde bütün bu iddiaların listesini tek tek çıkarıp işte Venezuela'da pardon Kolombiya'da yakalanan işte 5 tonluk kokain gemisinden tutun da işte Uğur Mumcu cinayetine Kutlu Adalı cinayeti, işte Silivri'de emniyet müdürünün intiharı konusu, Mehmet Ağar'ın oğlunun işte bir Kazak genç kadının gazetecinin ölümüne adının karışması meselesi, işte Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'e koruma polisi vermesi, onu yurt dışına kaçırması ve Nisan ayında döneceği konusunda söz vermesi gibi yani bir dolu somut iddia konusunun tek tek araştırılması gerekir. Kesinlikle. Onlar biz araştırıp, gazeteci olarak araştırıp üzerine gittiğimiz sürece bunları kapatamayacaklar zaten. Aynen. Nitekim şu an, tabii şuna dikkat etmek lazım. İktidar medyası bundan haber yapmıyor, körleri sağırları oynuyor diyoruz ama bir yandan da milyonlarca insan bu olayı biliyor. Yani çünkü dün baktığımda 30 milyonu geçmişti Sedat Peker'in sadece YouTube'daki görüntülenmesi. Evet. Sadece YouTube'da. TikTok ve diğerlerine katarsak 100 milyondan fazla muhtemelen. Yani onlar gözlerini kapatıyorlar ama aslında bütün Türkiye biliyor burada ne olduğunu. Dolayısıyla bununla Sedat Peker'in dediği gibi bir tripoda bir kameraya yeneceksiniz diyor ya. Onun gibi yani burada üzerini kapatmanın zaten o kadar basit değil. Ayrıca siyasi iktidar bugün geçmişteki kadar yani 17-25 dönemindeki kadar güçlü de değil. Yani mesela ben o Anadolu Ajansı muhabirinin sorusu demeyeyim, isyanı diyeyim hatta. Bir partili olarak yaşananlara isyan etti, maskeli balo olarak nitelendirdi. Gerçekten bir partili militanca iki bakana soru sormaya kalktı. Soru zaten hüküm içeriyordu, kendi yargısını içeriyordu. Aslında soru da sormuyordu. Yani gazetecilik faaliyeti değil, gazete sınırların aşılmasıydı ama bana daha çok AKP içerisinde bile bu iddiaların bir taban bulduğunu, bir yankı yaptığını, oralarda bile ciddi alan insanlar olduğunu göstermesi aslında önemsiyorum doğrusu. Ben de öyle düşünüyorum çünkü AKP bugüne baktığımızda yani tek bir kendi içinde tek bir yapıdan oluşmuyor, kolları ayrılmış durumda. İşte şucu bucu diye adlandırılan bir takım kolları var. Dolayısıyla hani ben böyle bir çıkışı dediğiniz son derece doğru ve bunu bence sürekli söylemeniz, bunun bir gazetecilik faaliyeti olmadığının ki şu an mesleğe yeni girecek olan ya da iletişim fakültesinde okuyan öğrenciler
kötü bir örnek olarak, hatta bence fakültelerde kötü bir örnek olarak bu gazetecilik değildir. Aynı şekilde Hadi Özışık'ın da yaptığı davranış. Dolayısıyla... Pardon, sözünü kestim ama şunu söylemek istedim doğrusu. Yani Hadi Özışık'ın yaptığı için de zaten gazeteci sınırlarının aşılması olduğunu söyleyebilirim. Bu Anadolu Ajansı'ndaki o genç muhabir arkadaşın söylediği bir cümleyi çok önemsiyorum ben. Belki hayatımda ilk kez gazetecilik yaptım diyor. Oysa yıllardır Anadolu Ajansı'nda çalışıyor, düşünsenize. Ve doğru, gerçekten o basın toplantısında TRT, Anadolu Ajansı, DEHA, İHA var. Ve o muhabirler soru sormuyorlar. Bakan danışmanı geliyor, bugün soru sormayacağız. Biz şunu biliyoruz. Zaten bu tür basın toplantısında sorular sorulmuyor. Önceden WhatsApp gruplarına sorular gönderiliyor. Onlar onaylanırsa soru soruluyor. Aynen. Yani aslında bir tiyatro var, gazetecilik değil. Ve burada asıl üzerinde durulması gereken şey bence bu bakanlara bu soruların sorulamıyor olması. Yani gazetecilik faaliyetinin yapılamıyor olması. Evet. Dikkat ettim. Yani o iktidar gazetelerinde diyorlar ki şok soru soru, şok soru. Yani soru sormak şok haline geldi. Yani niye böyle olsun ki? Niye böyle olsun? Yani asıl zaten bakanların suratı da bir şok ifadesine bürünüyor. Çünkü gerçekten öyle. Olmadıkları için kendilerine soru sorulmasına. Çok şaşırıyorlar. Tabii tabii. Çünkü Anadolu Ajansı'nda gazeteci kalmadı, bir karşılığındakinin aslında gazeteci olmadığını biliyorlar onlar da. Yani sadece bir oyun oynandığının farkındalar. Bunun için şaşırıyorlar zaten. Gazeteciliği tamamen yok etmelerine rağmen bir kamikaze gibi gerçekten birinin dalıp böyle bir şey yapmasını şaşırıyorlar. Olabilir. Ayrıca şunu da söylemek gerekli. Hadi Özışık meselesinde de Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'la ilgili gazetecilik camiasında daha önce de bazı iddialar vardı. Ben değil, Fatih Tezcan zaten iktidar yanlısı bir gazeteci, yazar. O da söylemişti. İşte belediyelerle farklı bazı parasal ilişkileri girdikleri iddiasında bulunmuştu. Özellikle Didim Belediyesi ile ilgili olarak mesela CHP. Ama bundan daha önemlisi şey şu, Hadi Özışık kanal kanal gezip sürekli iktidarı savunuyordu. İktidara en ufak bir eleştiri de bulunmuyordu. Gazetecilik faaliyeti değil, daha doğrusu bir iktidar propagandasıyla görevli bir kişi gibi davranıyordu sürekli. Şimdi burada mesela Sedat Peker'le yaptığı konuşmada ki tavrı, oradaki söyledikleri bir gazetecilik faaliyeti olmadığını gösteriyor. Çünkü soru sormuyor orada. Yani düşünsenize, Sedat Peker şu anda benim sizin karşınıza gelse soracağımız ona çok soru var. Gazeteci olarak sorarız ve bunu yayınlarız. O yani soru sormuyor. Sadece kendisine göre haddini aştığını düşündüğü bir video olayını çözmeye ve Sedat Peker'i ikna etmeye, bundan vazgeçirmeye çalışıyor. Nitekim kendisi de daha sonra özür dilerken bunu kabul etti zaten. Birkaç kez görüştüğünü Sedat Peker'le, konuyu kapatmaya çalıştığını, bunun bir gazetecilik aslında olmadığını kendisi de kabul etti özür dilerken. Peki sizce bir gazetecinin, gazetecilerin daha doğrusu, yani birilerinin arasını bulmak, ara buluculuk yapmak, işte ülkedeki sükuneti sağlamak gibi görevleri var mıdır Faruk Bey? Yani hayır, görevlerimiz mi var yani? Yok tabii ki. Biz gazeteci olarak yani konuşuruz, ederiz, araştırırız, evet, ve araştırdığımız yazarız. Zaten Hadi Özışık bu yaptığı konuşma hiçbirini yazmış, okuruna, izleyicisine aktarmış değil ki. Tamamen kapalı devre. Yani gazetecinin yaptığı her şey şeffaftır. Hiçbir şey gizlemez. Ama evet, burada her şey gizli kapaklı dönüyor. Düşünsenize, bir tarafta İçişleri Bakanı var, bir tarafta suç örgütü yöneticisi var. Bir evet, de şunu söylemek gerek. Sonra zaten Süleyman Özışık da dostluktan söz etti. Hadi Özışık da dostluktan söz etti. Bir defa bir gazeteci, evet herkesle dost olur, sanatçısıyla, ne bileyim işte çiftçisiyle herkesle dost olabilir, hiç sakıncası yok mu? Ama bir suç örgütü yöneticisiyle gazeteci dost olamaz. Kesinlikle. Olamaz çünkü bir suç ortaklığı. O zaman suç ortağı alıyorsun. Tabii. Evet. Yani tabii ki dost da olabilirsiniz sanatçıyla, siyasetçiyle. Hı-hı. Ama o dostluğunuzda da eğer bir haber konusu araya girmişse, kamuoyunu ilgilendiren bir konu varsa artık ortada, o zaman o dostluğu biter yani. O zaman evet, dost olarak değil, gazeteci olarak davranırsınız. Araya o çizgi çekmek durumundasınız. Evet. Hani orada da aslında akademisyen Süleyman İrvan'ın bir cümlesi var. Diyor ki yani normal, evet, şartlarda gazeteci mafyayı deşifre edecekken mafya gazeteciyi deşifre ediyor. Yani
Çok enteresan. Süleyman Irvan çok haklı tabii ki. Bizim evet. görevimiz işte az önce ben de söyledim. Dost olmayız biz suç örgütü yöneticileriyle. Evet. Biz onların ilişkilerini, yaptıklarını kamuoyuna duyururuz. Yapacağımız şey budur. Hı-hı. Süleyman Irvan dediği gibi burada olan şey Sedat Peker'in Hadi Özışık'ı deşifre etmesi. Yani gerçekten de bir suç örgütü yöneticisi, bir mafya lideri bir gazeteciyi deşifre ediyor. Onun ilişkilerini deşifre ediyor. Evet. Ya çarpıklık burada. İşte bu zaten bize şunu da gösteriyor. İktidar medyasında maalesef bir gazetecilik faaliyeti genel olarak yürütülmüyor. Yani propaganda müfrezesi vazifesi görüyorlar. Yaptıkları şey bu. Birincisi. İkincisi de insanlara bilginin ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar. Yani gazeteci insanlara bilgi verir, gerçekleri aktarır. Burada tam tersine gerçeğin aktarılmasının önünde bir set oluşturmaya çalışıyorlar. Yaptıkları şey bu. Ya bir, sana ne Allah aşkına Hadi Özışık? Sedat Peker'in yaptığı açıklamaları durdurmak, onun işte Türkiye gündeminden silinmesini, kalkmasını sağlamak senin görevin değil ki. Senin görevin tam tersi, ortada bazı iddialar varsa bunun aydınlanmasını sağlamak. Yani şunu sorabilirsin Sedat Peker'e, arkadaş sen şu konuda bir iddiada bulundun, nedir senin kanıtın? Diyebilirsin, bu bir gazeteci olarak bizim görevimiz zaten ama bunu yapmıyorsun. Ya da neden bu siyasi iktidarla sürekli iç içeydin? Cumhurbaşkanı Erdoğan desteklemek için 2015 yılına gidip Rize'de miting yaptın. Sürekli onları destekledin. Ama şimdi ne oldu da iktidarla aranda kavga başladı? Neden çatışıyorsunuz? Yani ya da Sedat Peker sen yurt dışına çıkarken nasıl oldu da sana haber gönderdi Süleyman Soylu? Bunları soğutla. Kanıtla bunları diyebilirsiniz. Bunları sormak gerekiyor zaten. Evet. Çünkü bunlar nasıl gazetecilik sorusu. İşte bunlar gazetecilik sorusu zaten ve ayrıca şöyle bir şey de var Faruk Bey. Bunu da konuşmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Yani biz Hadi Özışık'ın gazeteci olmadığını o gün anlamadık. Yani sizin de başta söylediğiniz gibi bu insanlar zaten bir süredir açık açık siyasileri, işte AKP'yi, iktidarı fark etmez hangi parti olduğu. Bir siyasi partiyi desteklediğini açık açık söylüyor ve onlardan maddi iş ilişkisi içerisinde olduğunu da açık açık yakın çevresiyle paylaşan insanlardı. Ve evet. En vahimi birçok gazeteci işsizken, işini yapamıyorken, para kazanamıyorken, özgürlüğünden mahkumken bu insanlar kanal kanal gezebiliyorlardı. Ve başka bir örnek vereceğim. TV100 mesela. TV100'de program yapıyordu bu insanlar. Programın adı Sağlı Sollu. Allah aşkına yani gazetecilerin ağırlandığı bir programın adı nasıl Sağlı Sollu olabilir? Ya da açık açık yani bunlar sadece Hadi Özışık özelinde söylemiyorum. Genel olarak gözümüzün önünde gözümüze soka soka yapılan şeylerdi zaten. Evet, biz evet, bugün şöyle, konuşmaya başladık yani. Kesinlikle yani şöyle mesela bir süredir Türkiye'de futbol yazarlığında da tarafgir yazarlık moda oldu. Yani her takımın yazarı var. Yani taraf olduklarını ilan ediyorlar. Ondan sonra yorumlamaya çalışıyorlar. Maalesef siyasi alanda da aynı şekilde. Yani gazeteciler bir yerde saf tutuyor. Ondan sonra oradan konuşmaya başlıyor. Yani oysa bizim gerçekten yapmamız gereken şey öncelikle insanlara bilgi vermek ve nesnel yorum aktarmak. Nesnel analizlerimizi aktarmak. Yorum demeyeyim. Yani elbette ki sen görüşlerinizi de bir yazar olarak aktarırsınız ama öncelik o nesnelliktedir. Bunları verirsiniz. Burada böyle bir şey olmuyor. Tamamen kendi varsayımlarını doğru gerçekmiş gibi aktarmaya çalışıyorlar. Ve iktidar ne olursa olsun bunu koruyorlar. Tabii şunu ekleyeyim. Aynı şey muhalefet partilerini destekleyen gazetecilerin bir bölümü içinde geçerli. Hepsini elbette söyleyemem. Orada da muhalefeti asla eleştirmemek gibi bir yaklaşım var. Evet, evet. Oysa eleştirmek, yani gazetecilik faaliyeti, yani bu ülkeyi yönetenleri, siyasileri, işte bütün güç odağı sahiplerini denetlemek, bir gazetecilik faaliyeti yürütmek öncelikle onların yararlıdır. Ve sonrasında tabii asıl olarak da kamu yararlıdır. Neden? Çünkü biz eleştiririz ve yanlışların ortadan kalkmasını sağlarız. Ama siz taraftar olursanız zaten yanlışları eleştiremezsiniz, ortadan kalkmasını sağlayamazsınız. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Sedat Peker, Binali Yıldırım'ın oğlunun Venezuela'ya gittiğini, Kolombiya'daki 5 ton kokain yakalanmasından sonra yeni bir rota oluşturmaya çalıştığını söyledi. Buna karşı Binali Yıldırım ne dedi? Benim oğlum evet gitti Venezuela'ya ama gitmesinin nedeni orada işte kitler ve maske dağıtmaktı. Yani çok komik bir savunma. Türkiye'de o sırada çok fazla vaka var.
Venezuela'da çok daha az ve buna rağmen gidiyor orada dağıtıyor. Niye kardeşim, sen niye böyle bir görevin olsun yani? Gitti Afrika'da bile dağıtsa daha çok anlardın yani böyle bir şeyi. Ama tabii ki inandırıcı olmadı. Yani Binali Yıldırım'ın sözleri aslında Sedat Peker'in Binali Yıldırım'ın oğluyla ilgili söylediklerinin doğruluğu konusunda daha fazla insanları yönlendirmiş oldu. Olan şey bu. Fakat biraz geriye dönmek istiyorum. Burada gazetecilik faaliyetine değinmek istiyorum. Mehmet Yılmaz ta Binali Yıldırım'a yıllar öncesinden itibaren sorular sordu. Senin ve oğlunun serveti nereden geliyor? İstanbul'da belediye başkan adayı olduğumda, özellikle o günlerde, yani hani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Ekrem İmamoğlu dahil mal varlığının açıklanması istendi. O zaman söyledi, yazdı defalarca. Defalarca yani bu kadar büyük servet nereden geliyor? Senin oğlun nasıl oluyor da birkaç yıl içerisinde Türkiye'nin en büyük gemicilik filosuna sahip olabiliyor? Bunu açıkla diye yazdı. Ne oldu sonunda? Binali Yıldırım'ın açıklamak yerine Mehmet Yılmaz'ın yazılarına erişim engeli getirtti. Ve savcılar da Mehmet Yılmaz hakkında dava açtılar. Evet, yaş sonunda Mehmet Yılmaz beraat etti ama bilmiyorum bugün bu haberleri okuyan savcıların yürekleri birazcık vicdanları sızlıyor mudur? Yani emin değilim ama bu soruyu sormak durumundayım. Şu var işte, o günlerden itibaren gazetecilik faaliyeti doğru düzgün yürütebilseydi, yani açığa çıkmış olsaydı bugün Sedat Peker gibi bir suç örgütü yöneticisine bu konular kalmamış olacaktı. Biz de eğer gerçekten yasa dışı bir şey varsa, hele hele uyuşturucu trafiğine karışmışlarsa onları öğrenmiş olacaktı. Ama ne savcılar, ne hukuk bu ülkede işliyor, ne gazetecilik tam olarak işliyor, izin veriyorlar, engelliyorlar bunları. O zaman da maalesef işte bütün Türkiye olarak oturup bir suç örgütü yöneticisinin hazırladığı videoları izliyoruz ve bazı şeyleri oradan öğreniyoruz, bazı iddiaları. Ve ne acıdır ki Faruk Bey şu cümleyi kurabiliyor bu suç örgütü liderinden, biz şu cümleyi duyuyoruz gazeteci olarak. Maaşı namusundan fazla olan gazeteciler diye bir cümle kurabiliyor. Yani bu cümleyi gazeteciler bu insana kurdurdu. Yani bu mesleğe ihanet edenler. Bakın burada tam şunu söylemek istiyorum. Maaşı namusundan büyük gazeteciler. Evet. Ya bu söz haklı. Birçok olayda zaten biz bunu gördük. Mesela ne dedi Sedat Peker? Hürriyet gazetesine saldırıyı bir AKP'li milletvekili rica etti. Ben yardımcı oldum. Adamlarım gönderdim dedi. Yani ben saldırttım dedi resmen. Organize ettim dedi. Şimdi bu önemli bir olay değil mi? Çünkü 2015 yılında Hürriyet gazetesine yapılan saldırıyla ilgili olarak AKP milletvekili Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahim Boynukalın o gün oradaydı. Kamyon üzerinde herkesi yönlendiriyordu. Ve saldırıdan sonra da hatta zaten işte bunlar dayak yememişler, dayak yemeyi bilmiyorlar Hürriyet mensupları gibi şeyler söyledi. Evet, görüntüler de ortaya çıktı. Ve buna rağmen o davada yargılandılar güya Abdurrahim Boynukalın diye. Ve kimse mahkum oldu. Ha, bir kişi mahkum oldu. Onun da zaten hükmü ertelendi. O dosya kapandı. Evet. Şimdi ne bekliyor insan? Hürriyet gazetesinin yönetici ve yazarları o gün o saldırıyı yaşayanlar en azından iki satır bir şey yazsınlar. İki satır bir haber versinler. Tamamen gözlerini kapattılar. Şimdi insan Allah aşkına hatırlamıyor mu Sedat Peker'in bu namus ve maaş arasında kurduğu o korelasyonu yani? Tabii. Ayrıca orada şöyle bir detay da var. Onu hiç kimse konuşmadı. Çok enteresandı yani. İsim vermiyor ama sonuçta aynı dönemde darp edilen tek bir gazeteci var. Ahmet Hakan olayından da bahsediyor aslında. Evet evet. Ahmet Hakan kendisi de yani gazetesinde haber vermedi bu konuda. Köşesinde de yazmadı. Çok enteresan yani. Ahmet Hakan biliyorsunuz sosyal medyadan bu ülkede belki en çok etkilenen yazarlardan, en çok oradan alıntı yapan, orayı sürekli izleyen yazarlardan birisi. Sosyal medyada günlerde bu konuyla Sedat Peker'in açıklamalarıyla çalkalanıyor. Bir şey yazmıyor. Hürriyete saldırı konusunda genel yayın yönetmeni olarak haber bile vermediler. Yani tek satır haber vermediler. Evet. Yani böyle bir şey olabilir mi? Rezalet. Ve tabii yani mesela Hürriyet ve diğer iktidar gazeteleri diyeceğim artık maalesef. Tamam bu olayla ilgili Sedat Peker'in iddialarını görmediler ama İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarını ve onun iki suç duyurusunu da doğru düzgün haber yapmadılar. Mesela Hürriyet'te sadece bir suç duyurusu, Sabah'ta sadece bir suç duyurusu haberi çıktı. Ama Yeni Şafak gazetesi mesela daha fazla haber yaptı. Ben buradan şu sonuç çıkarıyorum. Yani iktidarı koruyorlar bu gazeteciler, görmezden gelir kendilerince. Ama Süleyman Soylu'ya daha mesafeli davranıyorlar. Özellikle Sabah gazetesi. Neden özellikle? Sizce neden? Neden sizce?
Berat Albayrak'la çatışmasını biliyoruz Süleyman Soylu'nun. Ve Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak yönetiyor. Yani Turkuaz Medya Grubu'nu. Medya Grup Başkan Vekili çünkü şu an bildiğim kadarıyla. Peki hadi sabahı yani biliyoruz bir süredir bu tavrı var zaten. Ama diğerleri tabii. Sizce neden? Ya diğerleri de daha farklı pozisyon alıyorlar. Yani Yeni Şafak ve Türkiye Gazeteleri daha fazla Soylu'ya sahip çıktılar. Mesela Şubat ayında CHP bir kampanya başlamıştı, kampanya başlatmıştı hatırlarsınız. O kampanyada da Berat Albayrak, Damat Nerede kampanyasıydı. O kampanyada mesela Berat Albayrak'ın açıklamasını yarım sayfa büyüklüğünde veren tek gazete Sabah gazetesiydi. Diğer iktidar gazeteleri girmedi. Ne zaman girdiler? Cumhurbaşkanı Erdoğan Berat Albayrak'a sahip çıkıp CHP'yi bu kampanyadan dolayı eleştirince hemen diğer iktidar gazeteleri devreye girdi. Onlar da Berat Albayrak'a sahip çıktılar. Burada şunu söylemek istiyorum. Hani iktidarın kendi içerisindeki çatışmaları medyadaki, kendi medyalarındaki bu haberleri de yansıyor. Birisinin birine sahip çıkarken öbürüne sahip çıkmalı. Ama şu anda garip bir durum var. Süleyman Soylu ya bazı iktidar gazeteleri, iktidar medyasının bir bölümü mesafeli davranmakta kalmıyor. Süleyman Soylu da gerçekten bence öfkesine çok hakim olamıyor gerçi. Onu da inanıyorum, onu da gözlüyorum. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Süleyman Soylu mesela Sedat Peker'in bir milletvekiline 10 bin dolar maaş verdiğini söyledi. Hı hı. Şimdi o milletvekili muhtemelen yani büyük ölçüde AKP'li. Ve kim, zaten neden açıklanmıyor? Kim yani? Metin Külünk olduğu konusunda da haberler yazıldı. Ve Metin Külünk bunu yalanlamadı bunları hala. Hiçbir şekilde evet, yalanlamadı. Doğru söylüyorsunuz, evet. Jet üzeri yalanlarlardı yani normal şartlar. Ve Metin Külünk AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu'na yeni seçildi. Şimdi o zaman Metin Külünk'ü yani kendi partilisini zor durumda bırakan bir kişi şu anda Süleyman Soylu. Yani sadece Sedat Peker'in iddialarından söz etmiyoruz. Evet. Ayrıca Metin Külünk zaten daha önce yine Sedat Peker'in açıklamalarından biliyoruz ki AKP milletvekili Fevzi İşbaşarı'nın karakolda dövülmesi olayı konusunda Sedat Peker'den ricada bulunan kişi. Yani o da açığa çıkmıştı zaten. Şimdi Süleyman Soylu'nun kendisi de bazı şeyleri ortaya atmaya başladı yaşananlarla ilgili olarak. Dolayısıyla önceki günlerde ben çok daha ilginç gelişmeler bekliyorum. Bugün çok önemli bir gün aslında çünkü Habertürk canlı yayınına katılacak Süleyman Soylu. Ve karşısındaki gazetecilerden biri çok dikkatimi çekti. Merdan Yanar da hani gayet böyle koyu güzel. Muhalif diyeceğimiz gazetecilerden biri. Bir diğer muhalif gazetecilerden biri de İsmail Saymaz. Böyle bir yayın olacak bu akşam. Yani keşke daha geniş basın toplantısı yapsaydı bütün gazetecinin katılacağı. Bence çok daha iyi olurdu ama bu da önemli tabii ki yani. Bence asıl ilginç olan Süleyman Soylu'nun o arkadaşların karşısına geçmeyi kabul etmesi. Evet. Yani evet ve tabii muhtemelen bu söyleşiden herhalde sarayın da haberi vardır. Oradan da onaylanmıştır. Yine de ben şuna inanıyorum. Süleyman Soylu bu şekilde ortaya çıkarak aslında Sedat Peker'in söylediklerinin muhatabı olan çok kişi var iktidarda. Onlar susarken onun ortaya çıkması, bu tarz basın toplantılarına, programlara katılması ilginç. İlginç. Yani biraz kendisini kendisini ortaya atıyor ve tek muhatap kendisi gibi davranıyor. Bunun sonuçlarının ne olacağını önceki günlerde göreceğiz ama yankıları epeyce büyük olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet, yani ben ciddi sonuçlar bekliyorum açıkçası. Çünkü alışık olmadığımız bir tabloyla karşılaşacağız. Özellikle de Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı cinayetlerinin tekrar araştırılması noktasında sizce somut bir adım atılabilir mi? Kutlu Adalı dosyası zaman aşımından dolayı kapatılmıştı aynı şekilde. Uğur Mumcu dosyası da sessiz sedasız kapatıldı. Tekrar araştırılır mı sizce bu cinayetler? Ya şöyle Kutlu Adalı dosyası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gitmiş bir dosya. Hı hı. Uğur Mumcu Türkiye'yi cezalandırdı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Evet, evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin böyle bu gerçekten cezalandırma kararı var. Hı hı. Yeterince soruşturulmadığı gerekçesiyle. Hı hı. Uğur Mumcu konusunda da evet İran'ın bu işte parmağı olduğu, onlarla bağlantılı, İran gizli servisle bağlantılı olan bir takım kişilerin işlediği konusunda yargı karar verdi. Onlar hatta mahkumda oldular. Sonra kaçtı zaten bazıları. Fakat
Yine de bu dosyanın karanlık yanlarının, bu iki dosyanın aydınlatılması için yeniden açılır mı, kapağı kaldırılır mı? Bu bence bundan sonra muhalefetin ve bağımsız eleştirel medyanın çalışmalarına, çabasına, bu konudaki yayınlarına bağlı. Eğer gerçekten üzerinde durulur ve etkili yayıncılık, etkili gazetecilik yapılırsa tabii ki açılabilir. Neden açılmasın? Sence aslında bunlar değil. Sen bütün faili meşru dosyaların kapağının yeniden açılması gerektiğine inanıyorum ben. Kaldı ki Mehmet Ağar'la ilgili ve yani bir arkadaşla ilgili karar bozulduğuna ve o yargılama yeniden yapılacağına göre faili meçhullerle ilgili. Evet. Bu da bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Evet, umarım en kısa zamanda açılır ve yani gerçekler bir an önce ortaya çıkar. Çünkü hepimizin içini kanatan, hepimizi derinden etkileyen, yani ben hiç tanımadım, o şansa sahip olamadım kendisini tanıma şansını, ama sanki ailemden biriymiş gibi hala gözlerim dolar. Yani birçok kişide de böyle bir etkisi evet. vardır. Dolayısıyla hepimiz, yani sadece Uğur Mumcu'nun ailesi ya da sevenleri açısından değil, hem ülkenin vicdanı ve yüreği açısından hem de medyanın vicdanı açısından çok önemli. Yani gazetecilere yönelik bu saldırıların artık sona ermesi, insanların bu cesareti artık bulamaması bu tür yapıların açısından çok önemli davalar, soruşturmalar bunlar. Eğer Ben inanıyorum. Yani Güldan Mumcu'nun söylediği gibi. Yani o tuğla çekilsin ve o duvar yıkılsın. Altına kim kalırsa kalsın. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederim Faruk Bey, katıldığınız için. Zaman ayırdığınız için. Ben de teşekkür için. Ederim. İnşallah daha güzel şeyleri konuşacağımız bir yayında tekrar buluşuruz sizinle. Umarım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Siz de. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Size de. Sağ olun.